Evet millete bizde Kaba Online'dan selamlar. Bugün artı 15 itemlerle ilgili konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Kabal'da silah ve zırhlarımız artı 15'ten sonra farklı özellikler kazanır. Yani özellikler kazanırken ekleme yapılabilir. Şimdi mesela şu kafalığa baktığımız zaman ya da şu ayaklıktan daha iyi gider. Slotlara boş daha iyi anlatılabilir. Şimdi itemimiz Epic Option Level 1.3 yazıyor. Kırmızı yazı. Extreme Upgrade 0.3 yazıyor. Kırmızı yazı. Divine Level 0.15 kırmızı yazı. Bu üç özelliğe artı 15'ten sonra sahip olabiliyoruz. Bunları ben gelecek videolarımda size tek tek rehberini yapıp anlatacağım. Şimdi artı 15'ten sonra şuna baktığımız zaman mesela ben buna kendim eklemişim. Extreme Upgrade eklenmiş. Divine Upgrade eklenmiş. Epic Booster'ı 1 yazıyor hala. Bu Epic Booster atmayı da gelecek videolarında bahsedeceğim. Artı 15'ten sonra bu üç özellik geliyor. Peki nasıl artı 15 yapıyoruz? Ve artı 15 olunca bir item artı 15'e bastıysanız daha sonra şöyle göstereyim. Mesela şu itemi koyduğun zaman bu altı level artı altı. Altı level demişim. Pardon artı altı. Bu iki tane şey düşebilir. Artı dörde kadar düşebilir. Artı bir çıkabilir. Fakat benim orbumu koyduğum zaman artı on bu orb. Bu artı on e düşmez. Bu artı on aşağı asla asla düşmeyecek. Böyle bir şey. Artı on yapmak bu yüzden önemli. Ekstra bir şey var. Şimdi buna baktığın zaman 3 slotu dolu. Şimdi şöyle bir mantık var. Artı 15'ten sonra bu slotları mesela slot derken kritikal red magic sklamp ve kritikal damage'den bahsediyor. Mesela bunun slotu boş. Bunu şu an gidip mesela üstünde hike var mı ona bir bakayım hemen. Yarada da gerek yokmuş. Direkt koyunca gösteriyormuş. Şimdi bu item artı 6 olduğu için şu anda bunun slotuna herhangi bir şey bastığım zaman gelme olan %37 force kolları bir çıktı. %37 oranla. Ama bir item artı 15 olduktan sonra Slotlarını doldurma ihtimali %100. Bu yüzden yani artı 15'e bastığın zaman bir itemi 4 tane özellik geliyor. 1. İtemin slotunu %100 oranla dolduruyorsun. 2. Epic Booster. Epic Booster şu oluyor. Kır mesela orbu göstereyim şu an. Critical Damage 16 ya. Epic Booster başarılı olursa 16'dan 18'e çıkıyor. Alata Cup da artıyor. Yani itemin kendinden gelen özelliği arttırıyorsunuz. Diğer biri Extreme Upgrade. Diğeri de Divine Level. Artı 15 olunca nelere sahip olacağımızı öğrendik. Fakat nasıl artı 15 yapıyoruz? Nasıl yapmalıyız? Şimdi birkaç tür var. Mesela ben e, geçenlerde videolarımı izleyenler bilir. Bu suit artı 5'ti. Artı 5'ten yukarısını görmedim. Ben bu suite artı 10'a kadar bastım. Artı 10'dan sonra servis aldım. Servis almak nedir? Bunu da ayrı bir videoda büyük başlık altında anlatacaktım uzun uzun. Çünkü birçok şeyin servisi var. Mesela bike'ın içi doluydu. Ben sildirdim bir servis. İçine mecer attırdım bir servis. Böyle çeşitli servisler var. Ben size şöyle anlatayım. Artı 10'dan sonra artı 11 oldu diyelim. Bastığından 3 level düşme şansı var. Artı 11'den artı 8'e kadar düşebiliyor. Bunun düşmemesi için size şuradan göstereceğim. Ne kadara satılıyor bir bilgili olun. Evet. Bilgi sahibi şey yapmak için. Engine Safeguard. Şimdi Engine Safeguard ne? Bu Engine Safeguard bizim şöyle basarken ki şuradan seçtiğimiz an bu mesela nasıl diyeyim size koruması. Bu level düşmüyor. Mesela artı 6 değil de artı 12 olarak görün. Artı 10'dan artı 15'e kadar kullanıyor. Ve yani artı 15'ten artı 20'ye kadar. Onu bir söyleyeyim. Safe card'ı. Tabi artı 9'dan da basmak istersen o sana kalmış. Şimdi safe card kullandığımız zaman item level düşmüyor. Yani yandı ya. Mesela artı 10'dan artı 11'e geçti. Bundan bir tane kullanmıyor. Ama artı 11'de bu yaktın yani. Bu level düşmüyor. Level'ını koruyor fakat safe card'ın gidiyor. Safe card şuradan da alınabiliyordu. Yanlış hatırlamıyorsam şu. Şekli böyle zaten upgrade'de de çıktı kendisi. Bu yaklaşık ah, heyde, 300 300'en servisi 100'en yani servis dediğim şu. Bu item artı 10 düşün. Bu itemin artı 15 yapana kadar 5 servis alacaksın. Adam 5 kere bastı 500'en veriyorsun. Ve işin bir noktası da artı 10 nasıl yapacağız vesaire derseniz mesela itemi basıyorsunuz diyelim. Şu an bu oldu olm olmaması gerekiyordu lan. Bu da geçti. Lan geçmemesi gerekiyor. Heh mesela düştü. Bunu da yapmaya çalışıyordum. Şimdi artı 7'yi de artı 5'e düşürdük bunu. 2 level düştü. Fakat ne oldu? Bize upgrade point geldi. Upgrade point'imiz kaç oldu? 700. Bu 14.54'te sıfırlanacak. Yani yaklaşık kaç? 12 saat sonra mı? Herhalde 12 saat, O civar işte. Tam bilmiyorum. Hesaplayamadım. Fakat şöyle bir şey oldu. Burada geçme oranı %60'tı ya. Mesela kafala bakalım. Burada %52. Her level'da düşüyor. Mesela şey yapalım. E, Suit'u koyayım oraya. Suit'u koyduğumda %25 oran. Şimdi bu bizim item düşürmemiz buradaki oranı arttırdı bak. Yüzde 5 virgül altı. Atıyorum diyelim bunu da yaktım. Burada puanı biriktiriyoruz. Upgrade point'i biriktirip itemleri böyle de basabilirsiniz. Bu da bir seçenek. İstediği kor sayısından bahsedelim. Mesela artı altı ayakkabı buna bu arada artı beşli iki tane kor kalmıştı. Bunları artı altı yaptım. 3 tane kor istiyor. Artı 17 bir orp için 40 tane kor istiyor. Yani itemin artısı ne kadar fazlaysa o kadar kor istiyor. Ekstradan şunu da göstermek isterim. Mesela burada upgrade core hike yazıyor da. Şu şekilde set yapıp depolayıp 200-300 tane böyle biriktirip toplu upgrade yapıyorlar. Genellikle çantana sığmadığı için bu şekilde set olarak biriktirebilirsin. Bununla da upgrade yapabilirsin. Sağ tıkladığından zaten açılıyor burası. Buradan direkt upgrade yapabiliyorsun. Ve şunu da ekleyeyim. Burada yaptığınız upgrade point yani fail'ler tüm şeyde geçerli. Mesela chaos upgrade'de de bu puanı kullanabiliyorsunuz vesaire belt basarken de işte amuletinizin kaosunu basarken de karnelyan basarken de arkanalarınızı basarken de bu upgrade point hepsinde geçerli. Bu arada anlattığım safeguard sadece high kıyafet ve silahlar için geçerli. Mesela karnelyanın ayrı safeguardı var. İşte siyanaların kaosunun ayrı safeguardı var. Örneğin kaosunun ayrı safeguardı var. Safeguardlar itemden iteme değişiklik gösteriyor. Anlattığım ayıklar sadece sigma'dan Suite ve Sigmeta zırhlar ve sigmeta silahlar için geçerli. Benden bu videoluk bu kadar, Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hello.